13 Kasım 2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında İstanbul'un hatta Türkiye'nin kalbi noktasında olan İstiklal Caddesi'nde bombalı bir terör saldırısı yaşandı. 6 kişi hayatını kaybetti, 81 yurttaşımız da yaralandı. Bir kısmı hala hastanelerde sağlık bulmaya çalışıyor. Burada biz ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz ama burası taziye evi değil. Burası bu gibi saldırıların bir daha yaşanmaması için muhataplarına görevlerinin hatırlatılacağı ve mecliste yetkili olduğumuz konu da milletin bize verdiği yetki de bizim can ve mal güvenliğimizi sağlayın diye bizi buraya gönderenlere karşı sorumluluğumuz var. Onun için bunun neden bunlar yaşandı, tekrarı olmaması için neler yapılması gerekiyor? Meclisten insanlar çözüm bekliyor. Bunun sorgulanmasını istiyor. Daha öncekilerini sorgulamadınız. Daha öncesinde Suruç katliamı yaşandığında biz terör örgütlerinin yaptığı bu operasyonlar neticesinde bu kadar yurttaşımızı kaybediyoruz. Bunlar nasıl sınırlardan geçiyor, nasıl burada bu katliamları yapabiliyor diye sorduğumuzda, araştıralım dediğimizde AKP ve MHP oylarıyla onları reddettiniz. O tarihlerde sınırlarımız bu şekildeydi. IŞİD militanları bizim askerlerimizin karşısında el sallayarak tünel kazıyorlardı, orada siper kazıyorlardı. Ve böylesi durumlara müsaade ettiğiniz için Türkiye mülteci deposuna döndü. Birçok IŞİD hücresi burada bile, Ankara'nın göbeğinde bile, İstanbul'da bile hücreler kurdular ve o hücreler zaman zaman uyanıyor. Uyandığında da bize ağır bedeller ödetiyor. Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç, Ceylanpınar, Ankara Gar katliamı, Ankara Merasim Sokak katliamı, Reyna katliamı, Güven Park katliamı, Sultanahmet katliamı, bunlar ardı sıra yaşadığımız ve bir döneme yön vermek için peşi sıra bize dayatılan katliamlar. En hafif tabirle yol verdiniz diyorum. Araştırmadınız, gereğini yapmadınız. En hafif tabirle bu katliamlara yol verdiniz. O dönem Cumhurbaşkanı ne demişti? 400 milletvekilini verin, bu iş huzur içinde çözülsün demişti. Şimdi ne diyor? Şehit kızımızın kanını sandıkta bırakmayalım diyor. Yani bir katliam yaşanıyor, sorumlu bu ülkeyi idare edenler, İçişleri Bakanı ve MİT, istihbarat hep beraber sorumlu. O sorumlular sorumluluklarını yerine getirmediği için biz hayatlarımızı kaybediyoruz. Muhatap olanlar bunu sandığa bağlıyor yine. 7 Haziran 1 Kasım seçimlerinde olduğu gibi. Bizim artık böylesi senaryolara inanacak insanlarımız yok. İnsanlarımızın huzurunu bir daha sağlayacak bir düzen kurulması gerekiyor. Onun için de herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Bir kere bile güvenlik makalesi okumadım diyen İçişleri Bakanı görevini yapmalı ve o gün 3 tane ayrı açıklama yapıldı İçişleri Bakanlığı'ndan. Bir dediler Münbiç'te, bir dediler Afrin'de, bir dediler Kamışlı'dan geldi dediler. Yani İçişleri Bakanı 3 ayrı açıklama yapar mı? Bir şeyi teyit etmeden açıklayabilir mi? O süreç içerisinde öğrendiğimiz bir başka bir şey de Elbeşir'in kardeşlerinin 3'ünün IŞİD'de öldüğü, birinin de ÖSO komutanı olduğu. Siz diyorsunuz ki Somalili birisini PKK örgütledi, Türkiye'ye gönderdi. Ya PKK yani bitirmiştik, Somalileri mi örgütlemeye başladı? Yani tutarsız açıklamalarınızla bizi zor durumda bırakıyorsunuz. Biraz tutarlılığa davet ediyorum İçişleri Bakanını. Suruç katliamı olduğunun ertesi günü Veli Ağbaba başkanlığında bir heyetle biz Adıyaman'a gittik. Orada hücrelerin nasıl yapılandığını emniyet müdür yardımcısına söyledik. Emniyet müdür yardımcısı bir gün önce Suriye'den gelen terör örgütü IŞİD üyesini evinde şu anda ifadesini niye almıyorsunuz dediğimizde dediler ki ülkede seyahat özgürlüğü var dediler. Ve onlar bizim o gidip Suruç'tan sonra orada onu inceleyin araştırın dediğimiz konu araştırılmadığı için Ankara katliamı yaşandı. Ankara katliamında da 100'ün üzerinde vatandaşımızı maalesef kaybettik. Bir kardeş Suruç katliamını yaptı ve telefon görüşmelerinde intihar eylemi yapacağını söylüyordu. Mahkeme kayıtlarına da geçmişti.